Öyle bir şey olur mu? Biz evde de neler yapıyoruz? Hepimiz birbirimizi anlatırım dinliyoruz. Evi. Vallahi anlat. Anlatırım çok fena. Çok fena. Söyleme diyorum ama yine senin durmuyor. Anlaşma, anlatayım. Anlat, nasıl istiyorsan. Şimdi bir ayağa bir şey anlatıyorum. Kim o vuran ya? Yok. Allah Allah. Bunlar bizi dinlemiyorlar Ajde, biliyor musun? Programlanmışlar. Şimdi benim tipim bozuk biliyorsunuz. Benim belli yani, ben bir şey yaparım. Ajdacığım da hep çok incedir, çok dikkatlidir, çok özenlidir ama tahmin edemeyeceğiniz kadar espritüeldir. Evde karnıma ağrılar, gözümden yaşlar aktığını bilirim yani. Ama ben öyle görünmüyorum dışarıdan. Öyle görünmüyorsun, bir gün ben yazacağım. Herhalde katıldım da ondan. Bir gün yazacağım. Yani o kadar eğlencelidir ki gerçekten. Şimdi işte her yıl tabii ki bir sürü sanatçının jübilesi oluyor, oluyor, bu oluyor. Hemen bize haber veriyorlar. Biz de koşa koşa gidiyoruz. Önce ben sana soruyorum, sen bana soruyorsun. Al şu mikrofonu. Ya hakikaten şey, biz böyle durumlar olunca birbirimize soruyoruz. Gerçek mi değil mi? Çünkü bazen birbirimizin adını kullanıp bizi kullanma durumları söz konusu oluyor. Ne olsun, ne olacak? Olsun yani, idare ediyoruz. Fakat yani gerçekten bir yararı var mı yok mu diye de onu kontrol etmek için birbirimizle konuşuyoruz. Zaten hiçbir gizli saklı olmadığı için aramızda, ki yanılıyorlar. Evet. Gizli saklı için. Şimdi bir gün yine stüdyoda çalışıyoruz. Angel, onun bizim aramızdaki lakabı. Angel'ımla birlikte. Egemen yine bir yerden. Angel. Yok be, ben taktım ya. Sen mi taktın Angel'ı? Hayır, Egemen nereden çıktı ya, ne benim kendim. Yok vallahi ben taktım. O süperstar dedi. Ha, yine de güzel canım. Neyse, hepsi güzel. Şimdi bir gün stüdyoda çalışıyoruz. Gene bir jübileye çağırdılar. O sırada da Hande Yener'in çok güzel bir şarkısını dinliyoruz. Ajda bana dedi ki, biz yakında ileride bunun jübilesine de gideriz dedi. Ay. Hiçbir sırrımız kalmıyor. Sonra bir gün bizim evde oturuyoruz. Hande Yener Kibir şarkısını almaya gelmişti galiba. Kibir şarkısı ile ilgili. Şimdi oturduk ya, ayrıca böyle ağzının içinden kulağını fısıldar bir şey, sizi darmadağın eder. Siz böyle gülüp rezil olursunuz. O gene böyle kibar kibar durur. Hande ile işte konuşuyoruz. Kız tam bitmek üzere. Sen eğil benim kulağıma. Allah inşallah jübilesine gidiyor. Ben öyle bir güldüm ki. Kız tabii şaşırdı, Hande çok da şeker yani, çok, çok olgun ve espri şaka güzel saldıran. Mecburuz öyle demeye, yanarız. Yok ama vallahi öyle. Niye öyle düşünüyorsun? Hakikaten çok güzel. Çok gerçekten güzel bir ses. Çok beğeniyorum. Hakikaten çok. Olağanüstü bir ses ama yani neyse, bizden bizim mi? Kızın jübilesine gitme hayallerimiz olduğu güzel bir şey mi? Tabii ya, yok değil. Değil ama var böyle bir hayal. Var. Şimdi o kadar güldüm ki Hande baktı bize, biz niye, yani o duruyor böyle. Her Ajde. İroninin arkasında bir hakikat gizlidir. Ajde dipçik gibi duruyor gene bir en kibar haliyle. Ben tabii lüzumundan fazla aşkın taşkın, ifrat tifrit o kadar güldüm ki artık itiraf etmeye mecbur kaldım. Kız soran gözlerle bakıyor. Ay Hande dedim, aramızda böyle bir espri var ama espri yani, ekmek kuran çarpsın espri. Ne dedi kız? Biz senin jübilene de gelmek istiyoruz. Şimdi bizim aramızdaki beddua etmeyiz, ikimiz de sevmeyiz. Yani çok sinirlenince Allah jübilesine gitmeyi nasip etsin.